Mutlu sabahlar Ekonomi 7/24'ten herkese günaydın değerli izleyenler. Çok fazla gündem başlığımız var bugün. Dün alınan önemli kararlar var. İşletmeleri destekleyecek bir paket var. Kredi kartıyla ilgili düzenleme var. Ve elbette Merkez Bankası dün günün öne çıkan başlığıydı. Faizi sabit tuttu ama Merkez Bankası açıklamasında ne sinyal verdi? Bundan sonraki süreçte bir faiz indirimi mesajı geldi mi detaylara ve elbette bunların rakamlara yansımasına bakacağız. Ekonomi 7/24 başlıyor. Günlük rakamları gelsin. Borsa İstanbul'da son kapanışa, döviz cephesinde yeni rakamlara bakacağız. Dolar TL'de 5.8302 seviyesi var. Dün Merkez Bankası kararlarından bir miktar gevşeyen dolar bugün yeni güne yükselişle başlıyor. Euro TL'de 6.6016 seviyesini görüyoruz. Borsa İstanbul 92.605 puan seviyesiyle dünün kapanışını gerilemeyle gerçekleştiriyor. Peki altında son durum ne? Ons altında 1.337 dolar seviyesi var. Küresel cephede altında son tablo böyle. İçeriye nasıl yansıyor bakalım. Gram altında 248 lira seviyesi, çeyrekte 405 lira, yarım altında 811 lira düzeyi var. Cumhuriyet altını 1673 lira düzeyinden işlem görüyor. Küresel cephede altında dalgalı bir seyir olduğunu söylemek mümkün. İçerideki rakamlar da böyle son 5 aydır üst üste altının yatırımcısına kazandırdığını hatırlatalım ve küresel cepheye dönelim. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 3 önemli endeksle başlayacağız. Dünya borsaları gelsin, detayları görelim. Küresel cephede de elbette ticaret savaşları ön planda. Ticaret savaşlarının etkisiyle küresel piyasalarda rakamlar şekilleniyor. Amerikan endekslerinde 3 önemli. Amerikan endeksinde de okları kırmızıda görüyoruz. Sınırlı düşüşlerle kapanış gerçekleşiyor. Rakamlara baktığımızda ABD endeksleri gerileme ile kapandı dedik. Peki bunu takiben Asya borsalarında son tablo ne oluyor? Asya'da yeni rakamlara bakacağız. Asya cephesinde karışık sinyalleri olduğunu söylemek mümkün. Rakamlarda da gördüğünüz gibi Çin'de yukarı yönlü hareket, Japonya ve Hindistan'da aşağı yönlü hareket ve kırmızı okları görüyoruz. Son durağımız Avrupa'ya gidiyoruz. Avrupa'daki rakamlarda elbette son kapanış. İngiltere, Almanya ve Fransa'da da yine borsaların kapanışında okların kırmızıda olduğunu gördük diyelim. Ve hemen gündemin satır başlarına bakalım. Bugün açıklanacak veriler ne olacak? Günün öne çıkan başlıkları neler? Net uluslararası rezervler içeride açıklanacak veri. Avrupa'da bugün sanayi üretimi var. Almanya'da TÜFE. Yani enflasyon rakamı gelecek. Malumunuz Avrupa düşük enflasyonla bir mücadele içinde. ABD'de ithalat ihracat fiyat endeksi, Amerika Birleşik Devletleri'nde yine bugün işsizlik başvuruları, haftalık işsizlik başvuruları verileri gelecek diyelim. Bu bölümü noktalayalım. Ekonomi 7/24 devam ediyor. Programı bu bölümünde Doktor Levent Yılmaz'la günün öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Aslında dünden getirdiklerimize ve etkilerine bakacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Merkez Bankası ile başlayalım dilerseniz. Şimdi ağırlıklı görüş sabit bırakacağı yönünde olsa da indirim de telaffuz edilmeye başlanmıştı. Beklediğiniz bir karar mıydı? Nasıl karşılandı? Açıkçası tabii biz bir süreden bu yana Merkez Bankası'nın kararından daha ziyade metnine odaklanıyoruz. Kararı 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz. Yani pas geçeceğini, işte sabit bırakacağını öngörebiliyoruz. Ama metinde ne gibi değişiklikler yapacak, bir sonraki toplantı veya sonraki toplantılar için ne gibi sinyaller verecek onu öngörmeye çalışıyoruz. Sabit kalması sürpriz değildi. Aslında beklenilen bir şeydi. Ama bir taraftan da piyasada yavaş yavaş indirim olabileceği yönünde beklentiler de oluşmaya başladı. Zira kurun geldiği seviyeler biraz indirim için alan bırakabilecek bir ortamı oluşturmuştu. Bunu söylerken kur odaklı değiliz ama şu var. Hani evet, bizim Merkez Bankamız bir kur rejimi belirlemiyor. Yani bir kur hedefi yok. Ama işte uzunca süreden bu yana yaşadığımız süreçte o kısmi dolarizasyonun etkisiyle beraber kur enflasyon tarafını çok baskılıyor. Dolayısıyla enflasyon hedefi kapsamında önünü görebilmek için kur tarafındaki gelişmeleri takip etmek zorunda kalıyor Merkez Bankası. Tamam, bir kur hedefi yok ama üstü kapalı kuru takip etmek zorunda kalıyor Merkez. İndirimin önündeki engel de belki o. Dolayısıyla enflasyon tarafını takip ederken kura bakıyoruz. Kur aşağı gelmeye başladığı zaman da indirim olabilir mi sinyalini bekliyoruz.
aslında doğrudan kura bağlı değiliz. Bizim temel beklentimiz enflasyondaki gerileme. Yani enflasyonun aşağıya inmesini bekliyoruz faizdeki aşağı yönlü hareket için ama kura bakmak zorunda kalıyoruz. Yani burayı açmamız lazım ki sadece kur üzerinden bir Merkez Bankası politikamız var gibi anlaşılmasın. Ama doları da göz ardı edemiyor. Edemiyoruz şimdi, maalesef. Enflasyonla ilgili geldiğimiz noktada siz az önce işte o metinde ne değişiyor, aslında ne mesaj verdiği önemli dediniz. Biraz belki oraya bakmakta fayda var. Şimdi hep biz enflasyon görünümünde belirgin bir düşüş olana kadar indirimi beklemeyeceğimize dair bir sinyal alıyorduk. Ne diyor bu sefer Merkez Bankası? Bu sefer enflasyondaki düşüşün hızlanması ifadesi var. Yani daha hızlı bir şekilde enflasyonda düşüşün hızlanmasını istediğimiz için sabit bıraktık, aşağı indirmedik diyor aslında metin. Bu şu anlama gelebilir, bundan sonraki toplantılar için Merkez Bankası fırsat kollayacak indirim için, faiz indirimi için. Zira hani faizlerin geldiği seviyelerden aslında yani bu kadar yüksek faiz seviyelerinden hiçbir Merkez Bankası da mutlu olmaz. Çünkü bu yüksek faiz seviyeleri piyasanın işlerliği açısından, reel sektörün işlerliği açısından çok istenilen seviyeler değil. Ne yapıyor? Yani yüksek faiz hep evet kötü konuşuyoruz ama çok uzun süredir de yüksek faizdeyiz. Etkisi ne? Bunun etkisi şu, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde sanayinin, işletmelerin finansmanı konusu son derece önemlidir. Faizin yüksek olması finansman maliyetlerini artırır. Finansman maliyetlerinin artması fiyatlar genel seviyesini artırır bir taraftan da. Ama orada tabii dövizin etkisi daha fazla olduğu için orayı takip ediyoruz enflasyon tarafında. Ama bu neye sebep olur? İç talebin istenilenden daha hızlı yavaşlamasına neden olur. İç talep istenilenden daha hızlı yavaşladığı zaman üretim düşer. Bu büyümeyi negatif etkiler. Diğer taraftan da büyümenin düşmesi, üretimin azalması işsizliğe neden olur. İşsizlikteki artışa neden olur. Dolayısıyla orada bir denge tutturmak zorundayız. Bir taraftan enflasyonla mücadele etmek zorundayız. Bunun için yapılması gereken şeyler var. Elimizde bir metodoloji var. Kabul. Ama diğer taraftan da bunu yaparken kollamamız gereken bir istihdam alanı ve reel sektör var. Şimdi burada bir dengelenme sağlamak zorunda Türkiye. Bunu yaparken de işte enflasyonla mücadele tarafında faizi burada 24'te sabit tutuyoruz ama diğer tarafta da işte dün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan bir değer, ekonomi değer paketi vardı biliyorsunuz. Orada da reel sektörü destekleyecek şekilde uygun finansman maliyetlerinde, uygundan kastım piyasadaki oluşan faize göre uygun bir altyapıyı hazırlayacak paket açıklandı dün biliyorsunuz. Peki onun detaylarına evet. Bakalım. Merkezle ilgili son soru olsun. Temmuz toplantısında bir sonraki toplantıda indirim bekliyor muyuz? Açıkçası burada bu S-400 konusu, F-35 konusu ve bölgesel gelişmeler kuru nasıl etkileyecek onu takip etmemiz lazım. Çünkü yine söylüyorum temel hedefimiz enflasyon. Biz enflasyonda aşağı yönlü hareketi gördüğümüz zaman Merkez Bankası'nın aşağı faizle aşağı hareket edeceğini biliyoruz ama kur ve yani o enflasyon geçişkenliği çok yüksek kurda. Onun için kuru olumsuz etkileyecek her şeyi takip etmek zorundayız. Çok erken Temmuz için bir şey söyleyebilirim. Merkezin adına. O metnindeki vurgusu gibi her evet. Türlü yeni gelişme veri seti elbette değişikliğe yol açacak. Bekleyeceğiz, dönelim bu pakete. Bir denge tutturmak gerçekten önemli söylediğiniz gibi. Biz hem enflasyonla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bir yandan da işte talebi de artıracak. Az sonra konuşuruz. BDDK'nın kredi kartlarıyla ilgili de bir düzenlemesi var. Bu diğer paketine bakalım. Şimdi 5 ila 50 milyon TL arasında bir kredi verilecek. 6 ay geri ödemesiz. 36 ila 48 ay taksit seçeneği de sunulacak. Toplamda 25 milyar liralık bir paketten bahsediyoruz. Reel sektöre bir can suyu, 12 bankanın katılması da belki burada mühim. Ne sağlayacak, bu ihtiyacı görüyor mu? Ne istiyor reel sektör şu anda, başka ne ihtiyacı var? Bankalar açısından baktığımızda önemli bir konu var burada. Hazine destekli kredi garanti fonu kefaleti var. Yani bankalar verdikleri kredinin kefaletini hazine destekli olarak kredi garanti fonundan alacaklar. Dolayısıyla bu kredi vermekte bir süredir iştahsız olan bankaları rahatlatacak ve belki o krediyi vermeleri için biraz iştahlandıracak bir düzenleme bu açıdan önemli. Bir. İkincisi 6 ay ödemesiz olması, yani önünüzü görmek açısından bir işletmenin önünü görmesi, hem KOBİ hem KOBİ dışı işletmenin önünü görmesi açısından önemli bir zaman dilimi. 36 ay vadeli kredi veya 48 ay vadeli kredi kullandığınızda orada çok kritik bir düzenleme var. 36 ay vadeli kullandığınızda TÜFE artı %4'lük bir faiz oranınız var. Şimdi bu ne demek? 6 ayda bir sizin kredinizin faizi güncelleneceği için düzenlemeye göre
Enflasyon düştükçe sizin finansman maliyetiniz düşecek. Yani TÜFE'de biliyorsunuz bir süredir aşağı yönlü bir hareket var ve geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak da bir açıklama yapmıştı. Tek haneye doğru gidiyoruz diye. Şimdi 6 ayda bir sizin kredinizin yeniden faizi hesaplanacağı için TÜFE aşağı gittikçe sizin finansman maliyetiniz de düşecek. Şimdi enflasyona endeks dediği nokta burası. 48 ay vadeli kullandığınız zaman bu krediyi de TÜFE artı %4,5. Dolayısıyla ister 36 ister 48 ay vadeli kullanın fark etmiyor. Orada TÜFE'ye endeksli bir kısım olduğu için enflasyon düştükçe sizin finansman maliyetleriniz de aşağı yönlü gidecek. Dolayısıyla burada belki merkez tarafında faiz sabit kalsa bile TÜFE düştükçe sizin finansman maliyetlerinizin düşeceği ve kefaletin de hazine destekli olarak kredi garanti fonu tarafından sağlandığı KOBİ ve KOBİ dışı işletmelere yönelik bir paket gelmiş durumda. Bu da işte üretim tarafını destekleyip o büyümede istemediğimiz tablonun yeniden istediğimiz hale dönüşebilmesi açısından, işsizlikte istemediğimiz tablonun yeniden istediğimiz hale dönüşebilmesinin başlaması açısından önemli bir destek. 25 milyar TL de iyi bir para. Şimdi hem bankaları hem de reel sektör aslında tam da beklendiği tarzda destekleyen paket olduğunu görüyoruz. Kısaca bankacılığı da konuşalım. Şimdi hep bizim 2001 krizinden sonra o toparlanmaya dikkat çektiğimiz, Avrupa ile kıyasladığımızda ne kadar güçlü bir sermaye yapısı olduğuna bahsettiğimiz bir sistem. Son açıklamada da Bakan Albayrak bankaların o yapısında özellikle borcu çevirmede geri dönen kredilerde sıkıntı olmadığını söyledi. Bu paketler arka arkaya gelince bankalara işte taşın altına elinizi koymuyorsunuz diyoruz ama nasıl o tablo nasıl görüyorsunuz bankaları? Şimdi açıkçası bankaların bu tarz dönemlerde muhafazakar davranmaları son derece normal. Ama o normalin ötesinde bazen bankalarımızın kredi kullandırma iştahında bir sorun olduğunu görüyoruz. Çünkü bu tarz dönemler aslında ekonomi büyüyecek ki bankalar da büyüyecek. Faizler düşecek ki bankalar daha fazla kazanacak. Yani şöyle bir algı var. Faiz ne kadar yüksek olursa banka o kadar çok kazanır. Öyle bir şey yok. Faizler ne kadar düşük olursa bankalar o kadar daha fazla kazanır. Çünkü kredi kullanma iştahı artar faizler düştüğü zaman. Dolayısıyla ekonominin canlanabilmesi açısından bankalar da taşın altına ellerini koymak zorundalar ki bankalara mevduat toplama ve kredi verme imtiyazı bir anonim şirket olarak kamusal görev yaptıkları için verilir. Dolayısıyla kendilerine verilen bir kamusal görev var. Yani pek Türkiye'de binlerce anonim şirket var. Ama sadece bankalar anonim şirket olarak mevduat toplayıp kredi veriyorlar. Bu imtiyaz neden veriliyor kendilerine? Kamusal bir görevi yaptıkları için. O kamusal görev tarafında bankaların iştahlanması lazım. Şimdi açıkçası bir süreden bu yana kamu bankalarının kredi büyümesinin çok hızlı olduğunu, özel bankaların kredi büyümelerinde yavaşlama olduğunu görüyoruz. Şimdi tam da bu dönemlerde destek verilmesi gerekiyor ve bunun için de işte hazine destekli kredi garanti fonu kefaleti var. Hani bizim bankalarımızda para yok değil. Bankalarımızda para var ve istedikleri zaman yurt dışından da finansman sağlayabiliyorlar sendikasyonlarla. Dolayısıyla ellerinde olan parayı kullandırmaları için şu anda teşvik ediliyorlar. Bizim bankacılık sistemimizde herhangi bir sorun yok. Sermaye yeterlilik oranları belli. Özellikle bu kredi geri dönüşlerinde sadece bu 25 milyar TL için değil, daha önce yine KGF üzerinden kullandırılan 250 milyar TL'lik pakette de hazine kefaleti var. Dolayısıyla bankaların kullandırdığı kredilerde geri dönüş oranlarına baktığınız zaman oldukça ciddi bir sorun olmadığını da görüyorsunuz. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Bankaların kendi kullandırdığı kredilerdeki geri dönüş oranlarındaki sorun oranlarıyla KGF'li kredilere baktığımız zaman arada uçurum var. Yani kredi garanti fonu kefaletiyle kullandırılan kredilerin sorun oranı %1'lerde hala. Ki çok tartıştık. Tabii. O sorunun hazineye olacağı yükü konuştuk. Ya, öyle bir şey olmadı. Yani o dönemde de kıyamet kopartılmıştı. İşte buralarda uçacak, hazineye çok büyük yük gelecek. İşte bu kefaletler hazine tarafından ödenmek zorunda kaldığında işte 20 milyar dolar, 30 milyar dolar onlardan bahsedilmiş. Öyle olmadı. Tam tersine KGF'li krediler %1'lerde, 1.1'lerde kalırken sorunlu kredi oranı, bankaların KGF'siz kendi kullandırdığı kredilerde daha yüksek bu oranlar. Dolayısıyla burada bankaların da, özel bankaların da, kamu tarafında bir sorun yok. Zaten kamu bankaları gaza basmış durumda. Bu son paketlerden görüyoruz. İşte Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın son dönemde kredi genişlemesini görüyoruz kamu bankalarında. Ama özel bankalarda o iştahı işte açabilmek için yapılan düzenlemeler bunlar. Evet, 3 kamu bankasının katılımı olan paketlere biraz daha alışık. Evet. Bu daha geniş katılım. Kredi kartı düzenlemesine geçelim. Şimdi bir yandan iş talebi artırmaya çalışıyoruz. Bütün bunlar olurken hatta bu işte dengelenme dönemi dediğimiz dönemde mobilyada, beyaz eşyada vergi indirimleri de olurken hep şunu tartıştık. Bunlar yapılırken biz
Enflasyonu da tetikliyor muyuz? Madem enflasyonla mücadele ediyoruz, neden canlandırıyoruz diye tartıştık. Tabloya bakalım, tam bunu soracağım. Ne yapıyoruz? Bu dengelenme döneminde nasıl bir adım bu? Şimdi taksit sayısı artıyor. Elbette alım yapacak, harcama yapacak kişiler için önemli. Mobilyada 12 aydan 18 aya çıktı. Bilgisayarda yeni düzenlemeyle bir değişiklik olmadı. 12 ayda bir önceki kararda artmıştı. Elektronik eşyada 3 aydan 6 aya bir çıkış gördük. 3500 TL'ye kadar TV alımında 12 ay, bunda sınır 3000'di. Vergi ödemeleri yine 12 aya çıkarıldı. Sağlık ürünlerinde 9 ay. Hava yolunda da yine 9 aydan ve konaklama da buna dahil 12 aya çıkarıldı. Beyaz eşya, yani kategori olarak aslında elektrikli eşya deniyor. Yine 12 aydan 18 aya bir artış görüyoruz. Kozmetik, gıda, akaryakıt, yemekte bir yenilik yok. Sıfırda. Genel taksit oranı ise 12. Ne yaptık, neden yaptık? Şimdi aslında iktisat tarihi kadar eski bir sorunla baş başayız. Bir taraftan enflasyonu baskılamak zorundayız. Bir taraftan talep yaratıp büyümeyi sağlamak zorundayız. Şimdi bu ikisinin birbirine negatif etkisi var. Yani büyürken enflasyon oluşturursunuz. Enflasyonla mücadele ederken büyümeden feragat edersiniz. Şimdi tam bu noktadayız. İşte bunun dengesini ayarlamaya çalışıyoruz şu anda. Bir taraftan Merkez Bankası para politikası ve ağırlıklı olarak faiz aracıyla enflasyonu baskılamaya çalışıyor. Ki bunda uzunca bir süreden bu yana, özellikle geçtiğimiz yıl Ağustos ayındaki finansal yaşadığımız sorun, o spekülatif kur atağının ardından gördüğümüz tüfe seviyesinden inmeye başladık. Bir iyileşme olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan büyüme tarafında da işte biliyorsunuz o iki çeyreklik küçülme hikayesi var. Orada toparlanmaya çalışıyoruz. İşte bu dengelenmeyi, yani esas dengelenme dediğimiz şey bu. Enflasyonu düşürmek zorundayız. Birincil öncelikli konularımızdan bir tanesi bu, ama enflasyonu düşüreceğiz diye de reel sektörü öldürmemeliyiz. İşte bu hem paket hem bu BDDK'nın yapmış olduğu düzenlemede bunu getirmeye çalışıyor. Talep ne kadar etkiliyor bizim enflasyonumuzu? Sorunumuz tam ne kaynaklı? Hemen buradan yine merkeze gitmek gerekecek belki. Örneğin gıda vurgusunu da yine o metinde değiştirdiğini görüyoruz. Ne bizim sorunumuz orada? Ya şimdi buradaki iki tane hareket noktamız var. Birincisi kur. Onu program başında da söyledik zaten. Yani döviz kurunu takip etmek zorundayız maalesef. Çünkü o hem ara malı tarafındaki hareketler, hem işte ithalata dayalı sanayi tarafındaki hareketler, talebin önemli bir kısmının ithale dayalı olmasının getirdiği riskler bizi, dövizi mecbur takip ettiriyor. Birincisi o. İkincisi de şu. İç talep tarafındaki her canlanma fiyatlar genel seviyesindeki artışa neden oluyor. İşte bunun dengesini tutturmak için bizim kurda en azından şunu görmemiz lazım. O volatilite dediğimiz dalgalanmayı durduracak bir yere kuru getirmemiz lazım. Bu örneğin 6'da olabilir, 5.50 de olabilir. Ama biz öngörebilmeliyiz. Şimdi orada bir dengelenme sağlamaya çalışıyoruz. Hep bunu konuşuyoruz ya, illaki dolar düşsün biz sevinelim ve her şey güzel olacak demek de değil tabii. Öngörülebilir olsun değil mi? Yani mesele biraz o aslında. Hem de şöyle, biz reel efektif döviz kuruna bakıyoruz. Türkiye'nin en fazla dış ticaret yaptığı 45 ülkenin para birimine karşı TL'nin değerini ölçmeye çalışıyoruz. Onun bizim için neden önemli? İşte biliyorsunuz her ay ihracat rakamlarını açıklıyoruz. Bizim ihracatı artırabilmemiz için kurun rekabetçi olması lazım. Yani şu anda TL'nin, dolar TL'de 4 lira bizim işimize yaramayacak. Hani o 4 liraya indiği zaman her şey güllük gülistanlık olmayacak. Çünkü ihracatta bu sefer siz kurdaki rekabet avantajınızı kaybediyorsunuz. Ki dolayısıyla, şu anda da ekonomik olarak aslında sırtımız dayadığımız nokta ihracat. Yani bu açıdan bizim orada dengeyi yakalamamız lazım ki önümüzü görelim. Şimdi orada dengeyi yakalayabilmek için de sadece Merkez Bankası'nın para politikasıyla yapabileceğiniz bir şey değil. İşte Trump bir tweet atıyor biliyorsunuz. İşte Çin-Amerika gerilimi başka bir yere taşıyor. Bölgesel gelişmeler, işte İran'ın durumu, işte bu S-400 konusu, F-35 konusu. Şimdi siz oturuyorsunuz para politikası kurulu, elinizdeki veri setine göre kararlar alıyorsunuz, enflasyona bakıyorsunuz, kura bakıyorsunuz, tahminlerinizi koyuyorsunuz. İşte bizimle paylaşılmayan ama kendi ellerinde olan ciddi veri setleri var. Bir toplantı yapıyorsunuz, kararınızı ilan ediyorsunuz. O gün piyasa için son derece önemli bir karar ama akşam Trump bir tweet atıyor. Dolayısıyla bunu öngörmek çok zor. O açıdan bizim istediğimiz kurda denge, yani 6 olacaksa da dengeli olması lazım, 5.50 olacaksa da dengeli olması lazım. 1.6, 1.550 o işte çok yoruyor sistemi. Onu öngörmemiz lazım. Diğer tarafta da iç talebi mecburen canlandırmamız lazım. Bizim genç bir nüfusumuz var. O genç nüfusa bizim istihdam yaratmamız lazım. O istihdamı yaratabilmek için de büyümemiz lazım. Şimdi büyümeden ne kadar feragat edeceğiz? O da ayrı bir tartışma konusu ama topladığınızda şu var. Geçen yıl Ağustos ayına göre çok iyi durumdayız.
Çünkü o zaman her şey belirsizdi. Kurun gideceği yerde belirsizdi. İşte ne olacağı da belirsizdi ama çok hızlı bir şekilde dengelenme sağlandı orada hem TÜFE tarafından. Algı da çok biz, daha kötüydü. Evet, biz TÜFE'yi konuşuyoruz ama yurt içi üfe de vardı. Hatırlayalım, orada %45'lere, %46'lara geldi yurt içi üretici fiyatları endeksi. O ne demek işte? O da üfeden TÜFE'ye geçişkenliği zorunlu hale getirmişti. Üretici fiyatları endeksi artınca TÜFE'ye de yansımıştı. Şimdi o fiyat yapışkanlığı dediğimiz şeyin de yavaş yavaş azalmaya başladığı bir süreçle beraberiz. Enflasyonda tek haneye doğru gider miyiz? Bence gideriz ama kalıcı hale getirebilmek için atılması gereken adımlar da yavaş yavaş atılıyor. Peki şimdi Trump'sız ekonomi programı olmaz sanırım. Trump ne dedi, ne yaptı, dünyaya ne yapıyor diye devam edelim. Az önce dikkat çektiniz. Şimdi bütün bunları konuşurken dışarıda ne olup bittiğini bazen bir bilinmez olarak bir kenara koyuyoruz. Bazen de içinde savruluyoruz. İşte Trump her seferinde farklı bir ülkeyi hedef alıyor. Son açıklaması yine Çin'le ilgili. Benimle görüşmezse vergileri devreye koyarım diyor. Bir önceki açıklamasında da diyor ki görüşmek zorunda, Çin bana mecbur diyor. Dün de bu yönde bir açıklaması vardı. Bu anlamda işte G20'de hedef gösteriliyor. Bir uzlaşma bekliyor muyuz? Bu savaşın da ne olduğunu hep sizle de tartıştık. Evet. Burada ticaret savaşı mı, korumacı politika mı yoksa başka çıkarlar mı tartışılıyor? Bir uzlaşmaya gidiyor mu? Bir kere uzlaşma olmayacak. Çünkü Trump görev başı yapar yapmaz Beyaz Saray'ın stratejik planında şunu söylemişti. Ekonomi güvenliği ulusal güvenliktir. Dolayısıyla ben ulusal güvenliğimi sağlamak için ekonomi güvenliğimi sağlayacağım. Bunu yaparken de her şeyi kullanacağım dedi. Bunu yazılı metin haline getirdi Trump. Ondan sonra da ticaret savaşları başladı. İşte Çin'e gelen tarife kısıtlamaları var. Türkiye'nin de içinde bulunduğu o çelik ihracatçıları ile ilgili tarife kısıtlamaları oldu. Ama daha farklı bir şey yaptı Trump. Çok taraflı ticaret anlaşmalarından Amerika Birleşik Devletleri'ni çekmeye başladı. Ve tek yani birebir anlaşma yoluna gitmeye başladı. Dolayısıyla Trump vazgeçmeyecek ve bu ticaret savaşları falan da sonlanmayacak. Hani eğer böyle bir ütopya varsa hani ya işte Trump G20'ye gider, orada anlaşırlar. İşte geri kalan liderler Trump'la masaya oturduklarında bu sakinleşir. Böyle bir şey yok. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu konuda çok inatçı. Kesinlikle ticaret savaşlarını sonlandırmayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin zarar gördüğünü bile bile. Çünkü onun kafasındaki şey şu. Konuşma metinlerinden, tweetlerinden, yaptığı toplantılardan takip ettiğiniz zaman şunu görüyorsunuz. Trump şunu söylüyor. Amerika'nın yeniden süper güç olması gerekiyor. Çok zayıfladı Amerika Birleşik Devletleri. Ve çok taraflı ticaret anlaşmalarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısına oturdukları zaman Amerika'nın elini zayıflatıyorlar. Dolayısıyla ben TTIP gibi ve TTP gibi çok taraflı ticaret anlaşmalarından çekildim dedi. Şimdi siyaseten de bu değil fikir mi? Destek buluyor değil mi? Amerika Birleşik Devletleri içinde destek buluyor çünkü işsizlik oranlarını düşürdü. Yani Amerika'da şöyle bir algı vardı. Trump bir daha seçilemez. Hayır öyle değil. Şu anda Trump'ın yeniden seçileceğine yönelik çok ciddi araştırmalar var. Kamuoyu araştırmaları var. Dolayısıyla o içeride iç politikada dışarıdaki götürdüğü politika iç politikada karşılık buluyor. Bunu da göz ardı etmeyelim. İşte o tarım dışı istihdam verilerinden görüyoruz, işsizlik verilerinde görüyoruz. İşte Trump'ın söylemleriyle Kuzey Kore'ye ilişkin uyguladığı politika, İran politikası, bunların hepsi karşılık o buluyor içeride. Meydan okuma da bir karşılık buluyor. Hepsi içeride karşılık buluyor ve beğenelim beğenmeyelim son İngiltere ziyareti Trump'ın kendisine pozitif yansıdı. Dolayısıyla bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman Trump hala çok güçlü. Trump güçlü oldukça tweetleri de güçlü olacak. Tweetleri de güçlü oldukça bizim gibi gelişmekte olan ekonomiler bundan etkilenecek. Bundan kurtulmanın tek yolu da dolarizasyondan kurtulmak. Bunun için de adımlar atılıyor. Yerel paralarla ticarete ilişkin adımlarımız var. İşte çok taraflı anlaşmalarda Türkiye'nin pozisyonuna ilişkin yapılan yeni anlaşmalar var. Bunlarla beraber işte o dolarizasyondan kendimizi kurtarmamız lazım. Çünkü maalesef Amerika Birleşik Devletleri dolar seviyesini ülkelere karşı bir yaptırım olarak kullanıyor. Şimdi bir sözüyle bir ülkenin para birimini, ekonomik dengesini alt üst edebiliyor bir maalesef. Dolayısıyla belki dünyada da belki bir başka programın konusu olur birlikte. Doların tahtını sallamak için farklı cephelerde oluşuyor. Takip edeceğiz diyelim ve size çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler, böylece Ekonomi 7/24'ün bugünlük de sonuna geliyoruz. Yarın sabah 9.30'da sizleri bu ekrana bekliyoruz.